Dostlar selam. Kurye Günlüğü serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ertan Taşdemir. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi biliyorsunuz Musatti Siena 110'la beraberiz. Yaklaşık bir 5 gün oluyor bugünle birlikte. Şu anda kilometremiz 480. Ben motoru pazartesi rodaj bakımına götüreceğimi söylemiştim. Bugün günlerden pazartesi. Şimdi evimden çıktım. Öğlen bir randevusu aldım servisten. Şimdi beraber servise geçip ilk bakımını, yani rodaj bakımını yaptıracağız. Yağını bir boşaltıp dolduracağız. Baktırmışken bir kayışına, varyatörüne, bagalarına da baktıralım. Çünkü ilk sıfır aldığınız zaman motoru böyle ani gazlamalar yaptığınız zaman bagalar zarar görebiliyor. Onlara bir baktıralım, garanti olsun. Henüz motosikletle top speed denemedik. Yaklaşık 5 gündür bizimle. Yani günlük ortalama 100 km bununla yol yaptık diyebilirim. Güzel bir giriş oldu bizim için. Yani çok fazla rüzgar var. Umarım sesim geliyordur. Motosiklete dair herhangi bir problem yaşamadım şu ana kadar. Zaten problem yaşamak için hani kilometre şu an gerçekten çok düşük. Daha ilerleyen zamanlarda, daha yüksek kilometrelerde belli edecek kendini. Ama bizim o kadar kullanma vaktimiz olmayacak. Çünkü 1000 kilometrede falan bu motosikleti teslim edeceğim. Şimdi bir kurye gözüyle bakarsak bu motosiklete, motor gayet güzel. Biliyorsunuz anahtarsız çalıştırmamız var, elcik sıtmamız var. Onun dışında alarmı var, el freni var, çanta işli geliyor. Zaten bu özelliklerden bahsetmiştim. Yani motor rahat. Herhangi bir böyle bel ağrısı, ne bileyim sırt ağrısı, yok bilek ağrısı, oturuş pozisyonu ile ilgili bir probleme rastlamadım. Mesela şu pozisyon benim çok hoşuma gitti. Şu ayağınızı şuraya atabiliyorsunuz, şu koruma demirine. Bu Honda Space Alfa'larda falan da böyle oluyor veya Activa S'lerde. Güzel bir özellik. Yani şöyle bacaklarınızı uzatıp paketinizi atabiliyorsunuz. Bunun artısı sizin bel ağrınızı hafifletiyor. Mesela benim spontinide bacağımı böyle uzatamadığım için oturuş pozisyonundan dolayı belim çok ağrıyordu. Bu motorda henüz bel ağrısına rastlamadım. Şimdi motorun bir diğer özelliği bu dijital kadranı. Dijital kadran güzel bir şey. Evet, akşamları özellikle çok güzel görünüyor. Ama şu an yaz ayındayız. Gündüz güneşinde tam tepeden güneş vurduğu zaman kadran biraz gözükmüyor diyebilirim. Yani parlaklığı bir tık düşük kalıyor çok güneşli havalarda. Onun dışında bu da güzel. Geçtiğimiz gün ben buna bir benzin testi yaptım. 1 litre benzinle kaç kilometre gidecek diye bir test yaptım. Bunun videosunu da çektim. Ama şu an Instagram kapalı olduğu için, giriş yapamadığımız için bunu paylaşmayacağım. Yaklaşık 3-4 gün sonra açılacağını söylüyorlar ki inşallah açılır. Yani şu an gerçekten durumlar sıkıntı benim için. Birkaç biliyorsunuz reklam anlaşması yaptım. Ama Instagram gittiği için onları gerçekleştiremiyorum. Gerçekleştiremediğim için de taksitlerime yetişemez oldum şu an. Yani bayağı zora düştük. Umalım ki en yakın zamanda Instagram açılsın. Biz de işimize gücümüze devam edebilelim. Şimdi servis yolu üzerindeyim. Birazdan servise gideceğim. Gitmeden bir yakıt alacağım. Yakıtım yok. Servis çıkışı tekrardan görüşürüz. Dostlar şimdi rodaj bakımını yaptırdık. Esenyurt'tayız. Akıncı motor. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. Eline sağlık. Rodaj bakımımızdan çıktık. Kilometremiz 490. İlk yağımızı boşalttık, doldurduk. Şu an motorun limitlerini ufaktan deneyip zorlayabiliriz. Buradan Akıncı Motor'a da tekrardan teşekkürler. Kendisi Musatti'nin hem satış hem de servisliğini yapıyor Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde. Eğer yolunuz düşerse siz de uğrayabilirsiniz. Şimdi bölgemize geçeceğiz. Biliyorsunuz ben Beylikdüzü'nde ikamet ediyorum. Orada çalışıyorum. Esenyurt'ta fazla çalışmayı sevmiyorum. Şuradan bir yapıştırayım artık. Motora hiç tam gaz veremedim ya şu kilometreye kadar. Vallahi şöyle bir ooo abi sen nesin böyle? Şimdi işte motor yani ne olduğunu belli etmeye başladı diyebilirim. Çünkü hep şöyle çeyrek gazla gittim ben şimdiye kadar. O yüzden gaz tepkilerini falan ölçememiştim. Şu an rodaj bakımı yaptığı için hem yakıtı bir tık düşecektir büyük ihtimalle. Bir yağ değiştirdik ya. İlk biliyorsunuz motor sıfır olduğu için ilk yağın içinde böyle motorun
ilk marşlarda aşınıyor ya biraz, parçalar birbirine uyumlu çalışması için. Yağın içine böyle demir tozları düşüyor. O demir tozları tehlikeli. Bu ilk yağ ile birlikte o tozları yok ettik. Parçalar birbirine alıştı. Şu an motor tertemiz bir yağ ile çalışmaya devam edecek. O yüzden yakıt da biraz düşebilir. Çünkü biraz daha rahat ve biraz daha sessiz çalışmaya başladı. Bakalım şuradan bir sağ kontra, bir sol kontra. Wow, devam. Güzel. Vallahi güzel. 50-60 gidiyor yani gaza dokununca. Dediğim gibi dostlar, ben bölgeye geçeyim. Henüz kahvaltımı yapmadım. Saatimiz öğlen 1.30 oldu neredeyse. Daha kahvaltı yapacağız. Otururum, bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra çalışmaya başlarım. Bugün bir 20 paket atsam benim için yeterli olur gibi. Normalde bugün izin yapacaktım. Motorun rodaj bakımını halledeyim, bir de 20 paket atayım dedim. Biraz kilometre yapma açısından. O yüzden bugünkü hedefimiz 20 paket. Şimdi ben bölgeme geçiyorum. Tekrardan bölgede görüşürüz. Şimdi şu tünelin altında bir yapıştıralım. Tünel boştur. Hem kadran gözüküyor. 80 ile gidiyorum. Devam. Yani 80-80 çok rahat gidebiliyor motorumuz. Videonun devamında pakette görüşürüz artık. Paketlere başladık. İlk paketim ikili geldi. O ikiliyi biraz bekledim. Bekleten mağaza çıktı şansıma, ikisi de. Şimdi onları teslim ettim. Üçüncü paket düştü. Üçüncü paketi almaya doğru yola çıktım. Yani hava biraz rüzgarlı bugün. Rüzgar da sıkıntı, sevmiyorum biliyorsunuz. Zaten kuryelerin en sevmediği şey bir 5 litrelik sular, 2 karpuzlar, 3 rüzgar ve yağmurlu hava. Hiç değişmez yani bunlar. O yüzden bunları biz de sevmiyoruz diğer tüm kurye dostlar gibi. Bakalım şimdi gideceğiz, 3. paketimizi alacağız. Saatimiz 3.30. Hesaplamalarıma göre akşam saat 8'de 20'yi atarım. Bir kuaföre gitmeyi planlıyorum. İyice mağara adamına döndük. Wolf Team'deki kurtlara benziyorum artık. Saç sakal böyle birbirine girdi. Zaten iş yoğunluğundan, izin yaptığımız günlerde diğer ıvır zıvır şeylerle uğraşmaktan kendimize hiçbir şekilde vakit ayıramadığımız için bu sektörde 3-4 ayda bir öyle kuaföre gidiyoruz yolumuz düşerse. Bir gideyim kendime geleyim. Zaten 1-2 story atıyorum Instagram'a. Herkes şey yazıyor, abi bu hal ne falan. O yüzden bir gitmekte fayda var. Aha, yandı. Kuaföre geçerim. Ondan sonra oradan eve geçer, videolarımı editlerim. Erkenden yatarım. Uykumu düzene soktum ya. Bu hastalık dönemlerinde gerçekten sürekli erken uyuya uyuya, sürekli böyle dinlenmeye çalışa çalışa en sonunda uykumu tamamen düzene soktum. Artık o yüzden çok rahatım. Çünkü akşam eve gidiyorum mesela 10'da 11'de. Öyle bir yemek yiyorum, çay içiyorum. Ondan sonra kafamı yastığa vurup çat direkt uykuya dalabiliyorum. Bu benim için güzel bir şey oldu. Yani en azından artık sabah saatlerine, slotlara girebiliyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde şöyle bir hedefim var. Şu aralar biliyorsunuz çalışıyorum. Sıralamamı düzeltmeye peşindeyim. Sıralama biraz daha düzelsin. Bir tık daha saatleri erkene çekip işte sabah 10, akşam 8 gibi bir şeyler yapacağım. Akşam 8'den sonra da R25 ile en azından piyasa yapabiliriz. Çünkü motoru aldık. Abi süremiyoruz ki. Vallahi canım böyle şey istiyor yani. Bütün gün çalışırken şey diyorum. Ulan akşam slot bitsin, eve gideyim işte. Ondan sonra R25 ile dışarı çıkayım diyorum. Ve hiçbir zaman eve gittiğimde tekrar dışarı çıkacak halim olmuyor. Yani bu da çok kötü oluyor. Niye? Abi o kadar para bayıldık. Gittik kendimize R25 aldık. Gayiş gibi. Ama bir keyfini çıkaramıyoruz. Bir çıkıp yol yapamıyoruz. Agalarla gazlayamıyoruz. O yüzden sıralamayı düzeltip sabah alevlerini alıp akşam işten erken çıkma peşindeyim. Bakalım. Bir sürede en azından hani hiçbir şey olmasa öyle denemiş oluruz. Oo, selamun aleyküm. Nasılsın abi? İyi, sen ne yapıyorsun? Kayıtta mı? Kayıtta. Paylaşacağım abi. Ha, paylaşayım mı? Abi Allah'ına paylaş. Tamam, paylaşacağım. Adın ne abi? Ertan Taşdemir. Tamam. YouTube'dan izlersin. Tamam. Abi yarın gelsene yine. Yolum düşerse gelirim. Çalışıyorum ya. Ha? Seni de çektim oğlum. Seni paylaşacağım. Hadi görüşürüz. Tamam. Yani erken saatlere alırsak kendimizi, gündüz alevlisini de seçebilirsek sıralamayı düzeltip rahat rahat işimize gücümüze bakmış olacağız. Hedefimiz bu şekilde.
Şimdi şuradan bir paketim var. Bak ya, bu motorda da şu el freni muhabbeti. Bak şimdi yokuşa park edeceğim bak. Bas, kitle, ayaklığını aç, kontağı kapat, devam. Bak kaymıyor yokuş yukarı. İşte bu çok güzel bir özellik kuryeler için. Buradan paketimizi çekelim hemen. Selamünaleyküm. 17 abi. 3 dakika. Etli ekmek abi. Etli ekmek. Selamünaleyküm. Senin fren sarıldı değil mi abi? Ha. İyi gidiyormuş. Gidiyor da Instagram'ı kapattılar. Olan biz oldu. VPN'le gerçekten kimse izlemiyor değil mi? Ya millet izlemiyor. Ben giriyorum da millet girmiyor. Orada 300 Kolay abi. gelsin, Orada görüşürüz. 300 de abi. 500 de bana ver. Sigaramızı aldık. Paket 3 dakikaya çıkacak. O sırada şu motorun etrafını görmeyenler olmuş. Bakın. Musatti Siena 110. Motor bu şekilde dostlar. Güzel yani. Genel itibarla hatları güzel. Arka disk. Abi sen ne kadar hızlısın ya. Kolay gelsin. Paketimiz geldi bile. Motoru böyle. El freni muhabbetini ben çok seviyorum. Çünkü spontini de yok bu. Spontini de geliyor bu ama dandik bir şey yapmışlar. Çalışmıyor yani. Hiçbir spontini de çalışmıyor. Pet katalog. Pet shop. Devam. Vurduk marşı. Hop. Şuradan şöyle bir rampaya da vuralım motoru. Aman araba geliyor. Kim korna çalıyor? Ha, Gökay. Gökay Go. Motor yağ bakımından sonra, rodaj bakımından sonra gerçekten hani zaten sessizdi. Daha da bir sessiz çalışmaya başladı. Şu an yani aşırı cezbetti beni ya. Çünkü ses muhabbeti çok sıkıntı. Günde minimum 10-12 saat bu motorun üstündesiniz. Sürekli o motorun sesi bir zamandan sonra böyle sizin beyninizi ağrıtmaya başlıyor. Beyninizi böyle karıncalandırmaya başlıyor. O yüzden şu an bunun böyle sessiz çalışması nimet yani. Gerçekten çok iyi. Üçüncü paketimizi de aldık. Bırakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Alevli saatlere zaten 1-2 saatimiz var. Şimdi ben burada kaydı bitireyim. Çok fazla çukura bak. Fena zıpladım. Çukurlarda ayağa kalkıyorum. Yoksa alt takımı koltuğa çarpıyoruz. Sıkıntı oluyor. Yani sıkıntı alt takım hasar görebiliyor. O yüzden böyle çukura bakıyorum, kaçamıyorum. Mesela şurada kanal var. Ondan kaçamayacak gibiysem şöyle kendimi havaya kaldırıyorum biraz. Alt takımı vurmamak için bilginiz olsun. Sonra abi niye öyle zıplıyorsun falan demeyin. Her şey sağlığımız için. Sola mı reis? Sinyali sonradan yaktım ama neyse 5 puanını kırdım oradan, haberin olsun. Şu aradan girmeyelim. Pakete devam. Söyleyecek bir şey bulmadım. Alevli saatlerde görüşürüz artık. Şimdi dostlar güne devam ederken şöyle bir dörtlü sipariş aldık. Hepsi tek küçük poşetler. 40 yılda bir gelen sipariş tutulması. Dörtlü sipariş bak. 1, 2, 3, 4. Heh. Aman yoğurt yan durmasın. Yoğurt önemli hocam. Şöyle. Şunda ezilecek bir şey yok. Tamam. Dörtlü paket aldık. Tuhaf bir şekilde hiç böyle bir şey beklemiyordum. Normalde ikili bile zor geliyor bu dönemlerde. Bakalım dörtlü paketi kaç dakikada dağıtacağız. Şu an saatimiz 16.16, yani 4'e 16 geçiyor. Hemen başlayalım dörtlü paketimize ilerlemeye. Telefon tutucu olmaması bir tık işimi zorlaştırıyor. Ama alıştım diyebilirim. Yani sonuç olarak birçok yeri ezbere bildiğim için çok lazım olmuyor. Hani bir şöyle bakıyorum nereye gidiyorum ben diye telefona. Ondan sonra zaten telefona bakmadan da devam edebiliyorum. Ama yine de burada navigasyonu açık tutuyorum. Arada bir şöyle göz ucuyla aşağı bakıyorum. Bu arada Musaddin'in altı bir tık yüksek olduğu için diğer motorlara göre böyle çukurlu yollarda falan rahat geçebiliyorsunuz bir tık daha. Yani kaldırıma falan da tırmanır bu motor. Ben hiç denemedim ama altı yüksek. Şimdi ilk paketi bırakacağız. Şimdi dörtlünün ikincisine doğru yola çıktık.
Çok uzak değil. Sadece şuradan dört yoldan Kavaklı'ya ineceğiz. Yakın sayılır. Lan yeşil ne güzel denk geliyorsun ya. Bekleyin ben geçeceğim. Var ya burada böyle yeşile denk gelmek çok zor. Çünkü dört tarafta ışık var. Genelde denk gelemiyorum yeşile. Hep bekliyorum. Şuranın da fıskiyeleri hep yolu ıslatıyor ya. Bir de yüzüne çarpıyor insanın rüzgar. Bak yine yüzüme girdi rüzgarın etkisiyle. Hop. Dörtlüğü kapat. Sağ sinyal ver. Sağa dön. Fiu. Hüntürk Sokak burası. 2, 4, 6, 8. Sütçü Liman Sokak. Hadi bakalım. Ulan hafta içi ya bugün pazartesi olmasına rağmen sokaklar size de bir sakin gelmiyor mu bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Ne demek kuryeler eğlenemez? Buradan sol. Sütçü İmam Sokak. Şuralarda bir yerde olacaktın sen. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Mezdeke de oynamıyor bu motor. Aa mezdeke yaptı hafiften. Ya tam yapamıyor bu. Gariban mezdekesi. Sütçü İmam bu mu? Sütçü İmam Sokak. Sütçü İmam, Sütçü İmam. Hemen bir bakalım navigation'a. Sütçü İmam sola döndüğümüz sokak. Sola dönünce Sütçü İmam. Ne yapıyorsun? Paraya kıydık. Sola dön. Duydunuz mu? Evet. Ertan Taşdemir'im. Kas. Kas. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sağ ol kardeşim ya. Ben de ayran istiyordum. Ne yapıyorsunuz? Oğlum yağmur yağacak galiba ya. Açık. YouTube'a selam söyle. Şöyle yapsana YouTube'a. Yap oğlum. Aklıma su satan çocuk geldi. Abi paylaşma diyor. Annem görürse beni. Nereye gidiyorum ben? Kavaklı kent. Görüşürüz, Allah'a emanet. YouTube'dan da etsene. Ha. Bu videoyu YouTube'a atacağım. Uzun video olarak. Paylaşacağım bu kısmı. Hadi görüşürüz. Sagora süt. Düt 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 düt. Alo. Trendyol'dan arıyorum da adrese hangi bina olduğunu yazmamışsınız. Panorama apartman. Bu arka taraftan girdiğimizde sağdaki oluyor değil mi hemen? Tamam, tamamdır. Teşekkürler. Geliyorum oraya doğru. Teşekkürler. Evet, şimdi adresimizi aldık. 32 geçiyor. Her şey daha... Of, toz geldi. Hiçbir şey bitmedi daha. Lan, ne yapıyorsun burada? Selamünaleyküm. Buraya başladık. Çekiyor, YouTube atacağım seni. Sen Trendyol'u bırakıp inşaata geldin ha. Para yok. Hepsi dolandırıcılar. Ne yapıyor, nasıl gidiyor? Kolay gelsin. Yağmur gelecek galiba ya. Yağmur yağacak galiba. Kaçta çıkıyorsun? Gel burger'a kahve içelim. Ulan yakında ben de mi acaba Trendyol'u bırakıp inşaata geçsem? Adam ne kadar mutlu inşaatta çalıştığı için. Hop dayı, abla, teyze. Babaanne. Hop. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hop 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 hop. Selamun aleyküm. Abi panorama 27. Kolay gelsin.
Saat 16:34 ve hedef dediğimiz gibi 20 dakikada 4 siparişi bıraktık. Aha, çocuklar motoruma çöküyor. Kapı nereden açılıyor? Ha, ne yapıyorsun? Motoruma mı çöküyorsunuz lan? Kayıttayım. YouTube'a atacağım. Instagram'da ne diyor musun? Adam ya. YouTube'dan, Instagram'dan, TikTok, MikTok nereden bulursanız. Güzel olmuş. Erkek işi ha. Çok zor. Bakarız ama. Hadi görüşürüz. Şimdi bir paket daha geldi. Onu teslim ettik. Of, 4 sipariş. Toplam 577 kilometre. Hadi oğlum bir ver artık paramızı da. Bu ne böyle? Cart. Pat. Çekiyorum. Ertan Taşdemir. O da Ertan Taşdemir. Tamam. Paylaşacağım. YouTube'da. Instagram'da var. Hadi görüşürüz. Şimdi hep insanlar şeyi merak ediyor. Ulan diyor, bu Ertan Taşdemir'in videoları az izleniyor. Nasıl bu kadar çok takipçisi var? Böyle bakın, pakete giderken organik takipçi kasıyorum. Selamun aleyküm. YouTube'dan Ertan Taşdemir'i takip ediyor musunuz? Benim. Aa, niye? Sevmiyorlar mı beni? Ha, tamam. Kendi hesabın olduğu zaman takip et ama. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen niye hiç pas vermiyorsun? Takipçiler böyle kasılıyor. Bir siteye girince böyle 10 tane, 15 tane takipçi kasabiliyoruz. Bakalım şu çocuklar beni takip ediyor mu? Hayat size güzel. Dört pakete verdiği para 5,77 kilometre 20 dakika 98 lira. Ya tamam, 98 lira az bir para değildi abi, nihayetinde yani 4 paket atmışız, anladın mı? Paket başımız 25 liraya bile gelmemiş. 24,75'e gelmiş. Az yani. Az para. Bu yüzden çoklu paketler para kazandırmıyor. Mesela tekli 2 kilometre bir paket atsam 38 lira, 37 lira para alacaktım bir paketten. Dörtlü attığım için 24 liraya kadar düştü. Yani çoklu paket atmanız gün sonunda bonusu etkilerken gün içerisinde ne oluyor? Sizin kazancınızı düşürüyor. Yani bonusu bir üst bareme taşırsınız çoklu paketlerle. Bonustan parayı fazla alırsınız ama paket başı ve kilometre ücretinden az alırsınız. Yani aslında aynı hesaba geliyor. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi alevli saatlere de yaklaştık. Benim bir yemek molam var. Bir yemek yiyeyim. Yarım saat boşluğum var. Ondan sonra alevli saatlerde devam edeceğiz. Alevli'de de bir 10 tane atsak. Yok, 9. Şu an 10'u almaya gidiyoruz. 10 tane de sonra atsak 20'yi yapar, evimize gideriz. Allah bereket versin. Dostlar, alevli saatlere başladık. Gördüğünüz gibi yine bir şehir değiştirdik. Şu an Büyükçekmece'ye doğru iniyorum. Şöyle bir Musaddi'den Mezdeke Şov gelir mi? Yapmıyor. Tam yapacak gibi oluyor. Böyle kendimi sağa sola oynatıyorum. Yok, yapmıyor. Bu motor mezdekeci değil. Neyse, sağlık olsun. İkili bir paket aldım. Yakutlu'dan Kavaklı tarafına. Oradan Adnan Kahveci Mahallesi'nden Happy Center market siparişi geldi. Happy Center'lar biliyorsunuz benim belalılarım. Bütün kötü olaylar oralarda geliyor başıma. Hemen ben durayım. Abla gelsin. Çünkü abla biraz şey, kasap, sağa sola bakmıyor. Şimdi Büyükçekmece'ye doğru iniyoruz bakalım. İlk paketimiz şu ileride. İkincisi de büyük ihtimalle aşağı doğrudur. Sola dönecekmişiz. Doktor Sadık Ahmet 1 Caddesi. Dönelim solumuza. No 47. 47 nerede olabilir? Şurası 54. Sağ tarafta sanırım şu site ya. Galiba bu sitede. Girişi nerede?
Dostlar paketleri bıraktım. Şansıma ikisi de aynı adreseymiş. Yani tam olarak Büyükçekmece'ye inmemiş olduk. Şimdi buradan geri yukarı doğru çıkıyorum. Şu ta en tepeye çıkacağım. Özel atama yaptım. Kayıtlı bölgeme yaklaştırsın diye. Henüz bir şey takılmadı. Bakalım takılacak mı? Takılırsa güzel olur. Çünkü boş kilometre yapmak istemiyorum bölgeme kadar. Yani buradan benim bölgem nereden baksanız bir 7-7,5 kilometre. Bedavadan da gitmek istemiyorum açıkçası en azından. Zaten mecbur gideceğim oraya. En azından bir paketle gideyim. Hem bir paket parası kazanayım hem bonusuma etkisi olsun. Yani bu özellik güzel. Ben seviyorum. Aha bir paket geldi. Bakalım özel atama mı? Değil. Değil. Özel atama değil. Normal sipariş geldi. Şu ilerden sol yapıp gidelim. Dayı! Dayı! Çık önümden! Çekil önümden! İlerden gideceğiz. Yine Happy Center siparişi. Belalım peşimi bırakmıyor. İşte insan neyi sevmez? Şey neydi lan? Ya yine atasözünü oturtamadım ya. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş. Heh bu. Tam olarak bu söz, bu Happy Center'larla benim ilişkim. Ben sevmiyorum ya. Hep beni bunlar çekiyor. Saatlerimiz 7'ye geldi. Hatta 7'yi 20 geçiyor. 18'i bırakmıştım. 19. paket düştü. Müşterinin evinden alacağım paketi. İade sipariş. Haritada nereye gideceği gözükmüyor. İnşallah yakınlara bir yeredir. Şimdi müşterinin evine gidiyorum. Paket almaya. A3. Pisi. Pisi. Şu paketi alayım müşteriden. Happy Center'a gidiyorum ya diye. Abla piyasa yapıyor çocuklarla ya. Helal olsun ablama. Ya. Muz göndermişler bozuk. Domates göndermişler çürük. Kanka yarışalım mı? Şimdi müşteriden aldık. Markete götüreceğiz. İadeye vereceğiz. Yakın Allah'tan hemen şurası. Sarı, dünya umurunda değil sarı. Dostlar son paketimizi aldık. Az önce sipariş iadesi gelmişti. Onu götürdüm markete verdim. İade konusunda bir problem çıktı. Sistemde iade gözükmüyor. Birkaç dakika onunla uğraştık. İadenin gözükmesi için uygulama üzerinden. Ürünler yanlış falan gözüküyor. Yaklaşık bir 10 dakika kadar orada uğraştığım için orada kameranın da şarjı bitmiş. Powerbank bağladım. Biraz şarj ettim kapanışı yapabilmek için. Şimdi son paketimi aldım. Yemek siparişi 20 olacak. Alevli'de 9 olacak. Yani çok güzel denk geldi. Tam ayarında denk geldi. Hem normal bonusu, günlük bonusu hem de Alevli saatlerin bonusunu aynı paketle almış olacağım. Ve günü kapatacağız. Şimdi bunu teslime gidiyorum. Şimdi dostlar 20. paketimizi nihayet teslim ettik. Hemen kazanç kısmımıza geçelim. Videomuzu sonlandıralım. Bugün toplamda günlük kazançlarıma baktığım zaman 4 saat 3 dakika çalışmışız. Bunun 2 saati Alevli saatlerimiz. Toplamda tüm bonuslar dahil 20 pakete yaptığımız para 1157 lira. Yani haftanın ilk gününe 1200 lirayla başladık. Allah bereket versin. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz kanala abone olmayı, bir yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.